Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Ekrem Ünal, granulosit kan hücreleriyle ilgili soruları yanıtladı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör Doktor Ekrem Ünal, granulosit kan hücre tedavisi nasıl yapılır, kimlere verilir ve kimlerden kan alınır sorularını cevapladı. Granulosit özellikle kemoterapi alan hastalarda veya bağışıklık sisteminin doğuştan bozukluğu olan hastalarda bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı vücudumuzda koruyan hücrelerdir granulosit. Bunları normal bütün bağışıklık sistemimizin hücrelerini bir ordu, bir Türkiye'nin savunma sistemi gibi düşünürsek granulosit de bizim her zaman çok ihtiyacımız olan ve iç içe yaşadığımız bakterilerin patojen özellik yani hastayı hasta etme özelliği kazanması sonucu bunları engellemek amacıyla verilen sağlıklı kimselerden toplanan kan hücreleridir. Buna halk arasında beyaz kan, bazı hasta yakınları da buna sıcak kan olarak bahsediyor. Birazdan çünkü bahsedeceğiz bu kanın ihtiyaç duyulan hastalarda acilen verilmesi gerekiyor bundan dolayı. Granulosit bağışı için insanın sağlıklı olması lazım ve bu konuya ihtiyacı olması lazım. Ne yazık ki sizlerle beraber yaptığımız daha önceki haberlerimizde koronadan çok sıkıntı oldu. İnsanların korktuğunu biliyoruz ama kanser, kemoterapi, kemik iliği nakilleri korona dinlemiyor, pandemi dinlemiyor. Bundan dolayı çok ihtiyaçlarımız oluyor. Bunun için ihtiyaç duyan bir hastanın, sağlıklı bir vericisinin, burada da işte kriterlerimiz var. 18'de 65 yaş arası olacak, altta yatan kronik bir hastalığı olmayacak, kalp ameliyatı geçirmeyecek. Böyle sağlıklı bir vericinin öncesinde biz bakıyoruz kriterleri uyuyor mu diye ve bazı kanlarını alıyoruz. Özellikle bu hastalarda CMV mikrobu. Halk arasında bunu öpücük mikrobu olarak bildiğimiz bu CMV mikrobu çok sıktır aslında. Biz Türkiye'de %80-90 geçirmişizdir. Bunların durumuna baktıktan sonra serolojisine bazı kanlarını aldıktan sonra o kişiye aşı yapıyoruz. Bu granulosit hücrelerinin sayısını arttırıyoruz. Bir de hap veriyoruz. Ertesi gün aferez cihazına bağlanıp o hücreler toplanıyor. İhtiyaç duyan özellikle kanser için bütün efendime söyleyeyim yoğun kemoterapiler olan nakil olan hastalarımızın bazen ihtiyacı çok fazla oluyor. Neye çok ihtiyacı oluyor? Enfeksiyonla mücadele edecek hiç askerleri olmuyor. Bunlara her türlü bir antibiyotikler, burada karşımızda gördüğümüz HEPA filtreli odalar vermemize rağmen bizim arkadaşlar bağırsaklarımız özellikle ağzımızdan büyük abdestimizin çıktığı bağırsağımızın son kısmına kadar hep arkadaşlar mikroplarla dolu. Hiçbir yerden kapmasa bile hastalar bu mikropların kana karışması sonucu enfeksiyon geçirebiliyorlar. Biz bu hastalara kateter takıyoruz, diğer uygulamalar oluyor. Bu sırada arkadaşlar enfeksiyon geçirdiği zaman ilk önce uygun antibiyotikler, koruyucu bakımlar, hastalara önleyici tedaviler yapıyoruz ama bu yetersiz olduğu zaman arkadaşlar sağlıklı kimselerden granulosit vermemiz lazım. Bizim Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin deneyimimiz bunlarda çok fazla ve çok hastanın hayatını kurtardığını biliyoruz. Çok önemli bir ürün olduğu için sizin de bu konuya özen göstermeniz bizi de çok mutlu etti. Granulosit'in bir gün öncesinden hazırlık yapıldıktan sonra yaklaşık 4-6 saat kadar aferez dediğimiz bir cihaza bağlanıyor arkadaşlar. Burada da hastanın bir kan kaybı olmuyor. Çok az bir miktar bir eritrosit belki makinayla beraber olabiliyor ama burada istenilen hücreler alındıktan sonra geri kalan hücreler tekrar kendisine veriliyor. Aferez cihazıyla beraber bu 6 saatlik bir işlem ama hazırlığıyla beraber hastaneye gelmesi bir gün kadar sürüyor arkadaşlar. Az önce aşı olarak bahsettiğim bu normalde kemik iliğinde hepimizde aslında arkadaşlar bu oluyor. Çocuklar hani kana mikrop karıştığı zaman vücudumuz bunu kendisi üretiyor. Bunu tespit etmişler. Dışarıdan iğne haline, aşı haline getirmişler. Bunun arkadaşlar biz bir defa veriyoruz. Arkasından toplanıyor. Avrupa kemik iliği nakli bundan daha fazla. Biz tek doz yaptığımız işlemi arkadaşlar kemik iliği nakli vericisi olduğunuz zaman 5 gün veriyorlar. Ve bu 5 gün uygulamamıza rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. Biz buradaki bütün yaptığımız nakillerde ve Avrupa kemik iliği naklinde yüz binlerce kişinin arkadaşlar verisi toplandığı zaman onlarda ne bir lösemi gelişti ne bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Ne gibi yan etkiler olabilir? Hafif bir griban enfeksiyon. Hatırlarsanız gripte de zaten bunun arttığını söylemiştim. Biraz halsizlik, yorgunluk, kemik ağrısı olabilir ama genelde bunu görmüyoruz. Çok iyi ağrı kesicilere cevap verdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bazen de hastaların tabii bu iğneyi aldığı için vücudunda tabiri caizse bir hemen bir hazırlık oluyor. Ben bunu şuna benzetiyorum bu granulosit verilmesini. Bir köyü teröristler ele geçiriyor. Yan taraftaki vilayetten oraya uzman askerlerin gitmesi gibi, uzman savaşçıların gitmesi gibi oluyor. Orada bir hazırlık olurken hani nasıl bir herkes bir böyle hazırlanıyorsa vücudunda insanın biraz halsizlik olabiliyor, dalakta büyüme olabiliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor ama şu ana kadar ne bizim vericilerimizde, kemikli nakli vericilerimizde, granulosit vericilerin hiçbirinde ciddi bir problem yaşamadı arkadaşlar ve bu Avrupa'da yüz binlerce kişide yapılan sonuçlarda da bu aynısı gösterilmiş.
Şimdi buradaki bu granülositin ömrü arkadaşlar 6 saat. Normalde bunun çok hızlıca hastaya verilmesi lazım. Yani yarı ömrü 6 saat demek ki 12 saat içerisinde bunu hastaya vermemiz lazım ki iltihaplı olan bölgeye bu hücreler gitsin. Yani bu hastanın hücreleri sıfır arkadaşlar. Yani sizin benim normalde 4000 ile 10000 içerisinde olan nötrofilimiz milimetre küpümüzde 1500 olan hücre arkadaşlar bu hastada sıfır olduğu için bu hastalara hızlıca veriyoruz. Bunlar damarda 6 saat durduktan sonra hemen olay yerlerine gidip enfeksiyonları mücadele ediyor ve çok ciddi biz kendimiz klinik olarak hastada gözlemlerimizde de çok iyi sonuçlar alıyoruz. Buradaki toplam insandan alınan yaklaşık miktarına göre, vericinin kilosuna göre aferez cihazı dediğimiz o cihazdan ayarlıyoruz. Sizi de inşallah oraya da göstereceğiz. Orada da siz kendiniz göreceksiniz. Yaklaşık olarak kayıp arkadaşlar 300-400 mililitre kadardır. Yani bir insandan alınan yaklaşık bir bardak kadar bir miktardır. Bu onu bir herhangi bir sıkıntıya sokmuyor. İhtiyaç halinde tekrar bir ay kadar sonrasında granülosit bağışçısı olabiliyor.